Burp Suite Burp Suite, belirli modülleri ücretsiz olan ve sızma testlerinde işlerimizi oldukça kolaylaştıran araçlardan bir tanesidir. Java tabanlı bu araçla yapabileceğimiz birçok işlem bulunuyor. Daha önceki konularda kullanımını gösterdiğimiz Temper Data gibi proxy araçlarımızın yapabileceklerinden daha kapsamlı işleri Burp Suite ile yapabilirsiniz. Örneğin Gelen giden verileri daha kapsamlı süzebilir. Veriler arasında yapılması gereken birden fazla değişiklikleri pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kaba kuvvet saldırıları için değişken adres göstererek dışarıdan çekilen verilerin belirtilen parametre kısmına yerleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında özellikle DOM XSS türü zafiyetlerin keşfinde de Burp Seed oldukça yararlı bir programdır. Bu aracı kullanmak için öncelikle tarayıcımla ilişkilendiriyorum. Bunun için tarayıcı network ayarlarından gelen ve giden istekleri proxy yazılımı olan Burp Suite'e e yönlendireceğim. kullanılacak adresi localhost yani loopback IP adresini giriyorum. ve port olarak 8080 portunu tercih ediyorum. Şimdi yazılımımızda gereken ayarlamaları kontrol edelim ve gelen giden isteklerin karşılanacağı kısım farklı ise düzenlemeleri gerçekleştirelim. Bunun için proxy sekmesinden options bölümüne gidiyorum. Proxy listeners kısmından gereken ayarları kontrol ediyorum. Artık proxy yazılımımız hazır. Bir web adresine giden isteği yakalamak için intercept butonunun aktif olması gerekiyor. Yakalanan istek üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Daha sonra bu isteğin karşı sunucuya iletilmesini istiyorsanız forward butonuna basmanız yeterli. Dilerseniz karşı sunucuya iletilmeden drop butonuyla isteğin önünü kesebilirsiniz. Şimdi web uygulamamızın login ekranında elle hazırladığımız brute force yani kaba kuvvet denemeleri için oluşturduğumuz listemizi Burp Suite aracımızla göndermeyi deneyelim. Öncelikle Burp Suite ile login sayfasına gönderdiğimiz isteği sağ tıklayarak Intruder alanına gönder diyorum. İçerikleri temizleyelim. Şimdi deneme gerçekleştireceğimiz parametrelerin değer kısımlarını seçeceğim. Seçtiğim alanı hedef parametre değer yeri olarak programa tanıtmak için add butonunu kullanıyorum. Atak type kısmından cluster bomb seçeneğini seçtim. Payload kısmından şimdi belirtilen parametrelere özel küçük bir liste oluşturacağım. Dilerseniz word list olarak dosya halinde liste ekleyebilirsiniz. Fakat belirtmemiz gerekir ki maalesef ücretsiz kullanımında limit olarak bazı kısıtlamalar mevcut. Birinci payload'umuz username parametresi için İkinci seçili olarak eklediğim ise password parametremiz için olacak. Artık hazırız. Start atak butonuna basarak denememizi başlatıyorum. Ücretsiz sürümünde biraz yavaş ilerleyecek. Deneme listemiz tamamlandı. Diğer denemelerden farklı yanıt aldığımız kısmı görüyorsunuz. Muhtemelen doğru değerleri gönderdiğimiz yer burası. Comparer özelliği ise gelen ve giden isteklerin farkını hem yanıtların boyutsal oranlarından hem de HTTP statüs kodlarından anlamamız için kullanışlı bir seçenektir. Yaptığımız brute force denemelerindeki yanıtların farklarını Comparer sekmesinde inceleyelim. Burp Suite'in genel olarak kullanılış şekilleri ile ilgili bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Aracın farklı modüllerini kullanarak daha efektif kullanımını sağlayabilirsiniz.